Bir erkek aktif olarak hareket ederken ortalama 2 litre su içermiş. Standart sapmasını da 0,7 litre olarak vermişler. 50 erkeğin katılacağı bir aktivite planlıyorsunuz ve aktiviteye toplam 110 litre su getirdiniz. Suyun bitme olasılığını hesaplayınız demişler. Hadi biraz düşünelim. Ortalama bir erkeğin aktifken ne kadar su içtiğine dair bir dağılım var. Eğer çizmemi isterseniz, evet buna benzeyen bir dağılım çizebiliriz. Erkeklerin hepsinin sıfır litreden fazla su içeceklerini söylemek herhalde yanlış olmaz. Evet, ortalama bir erkek dediklerine göre aktifken erkeklerin ortalama olarak 2 litre suya ihtiyaçları olduğunu da biliyoruz. 2 litreyi de buraya işaretleyelim. Standart sapma neydi? 0,7 litre. Şöyle çizersem daha iyi olabilir. Bunun normal bir dağılım olup olmadığını bilmiyoruz. Son derece garip bir dağılım söz konusu da olabilir. Herkesin suya ihtiyacı vardır ama belki bazıları çok az suyla idare edebiliyordur. Birçok kişinin bundan daha fazla içtiğine eminim. Sonra bundan daha fazla suya ihtiyacı olanlar da vardır ve belki de 4 litre su içen erkekler bile olabilir. Evet gerçek dağılım belki de böyle bir şeydir. Şimdi ortalamadan bir standart sapma uzaklaşmak şöyle olacak 0,7 idi burası 1 burası 2 idi burası 3 litre evet ortalamanın bir standart sapma altı buraya bir standart standart sapma üstü de buralara bir yerlere denk gelecek. Hemen bunları da çizelim. Evet bu sağa doğru bir standart sapma. Bu da sola doğru bir standart sapma. Standart sapmanın 0,7 olduğunu da vermişlerdi. Onu da yazıyorum. İşte bu kadar. Ortalama bir erkeğin aktifken ne kadar suya ihtiyacı olduğunun dağılımını bu şekilde gösterebiliriz. Soruda 50 erkeğin katılacağı bir aktivite planladığımız ve bu aktiviteye 110 litre su götüreceğimiz söyleniyor ve suyun bitme olasılığı soruluyordu, değil mi? Suyun bitmesinin olasılığı, bunu hemen not edelim. Suyun bitmesinin olasılığı söz konusu aktivitede 110 litreden daha fazla su kullanacağımız anlamına gelir öyle değil mi? Evet her ne yapıyorsak bu 110 litreden daha fazla suya ihtiyacımız olduğu anlamına gelir ve bu da 110 litreyi 50'ye bölersek ne buluruz? 2 virgül en iyisi hesap makinemi çıkarayım bir hata yapmayalım. Evet ortalama olarak bir bakalım. 110 litre su ve 50 erkek varsa suyun bitmesi için bir erkeğin ortalama olarak 2 2,2 litreden daha fazla su içmesi gerekir. O halde ortalamanın ya da örneklem ortalamasının demeliyim ee, ya da bir saniye şöyle yazayım: 50 erkeğin her birinin içeceği suyun büyüktür ya da eşittir e, eşittir diyemeyiz çünkü eşittir dersek tam olarak 110 litreyi elde ederiz. Evet, büyüktür 2,2 litre. Şimdi buradaki 50 erkeğin tüm erkek popülasyonundan alınmış bir örneklem olduğunu söyleyebiliriz. Bu sonuçların yani bir erkeğin 2 litre su içtiği verisinin nereden geldiğini bilmiyorum ama belki de çok geniş çaplı bir araştırma yapılmıştır ve gerçek popülasyon parametrelerine en yakın sonuç budur. Ortalama ve standart sapmadan bahsediyorum. Bizim örneklemimiz 50 erkekten oluşuyor ve burada yapmamız gereken örneklem ortalamasının 2,2 litreden büyük olmasının olasılığını hesaplamaktan başka bir şey değil. Bunun için tabii bir de örneklem ortalamasının dağılımının neye benzediği konusunda fikir sahibi olmamız gerekiyor. Örneklem ortalamasının örnekleme dağılımından bahsediyorum. Bunun normal bir dağılım olacağını ve normal dağılımın özelliklerinden de birkaçını biliyoruz öyle değil mi? Bu tüm erkeklerin dağılımı ve biz bundan boyutu 50 olan bir örneklem alıyoruz. Hemen not edeyim buraya. Örneklem ortalamasının örnekleme dağılımını çizeceğim. Örneklem boyutumuz da 50. Bu dağılım bize popülasyondan boyutu 50 olan örneklemler alarak ortalamayı hesapladığımızda elde edeceğimiz ortalamaları verir. Çizelim mi? bu frekans bunlarda ortalamanın alabileceği farklı değerler olsun bunun ortalama değeri bunu da not etmek istiyorum örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının ortalaması bu x üzerinde bir çizgi ile gösterilir. Eşittir yazıyorum. Bu deneyi defalarca ama milyonlarca defadan bahsediyorum yapacak olur isek, evet eğer bu dağılımın ortalamasının popülasyon ortalamasına evet yaklaşacağını söyleyebiliriz. Bunlar birbirine eşit olurlar. Aynı maviyi kullanırsam daha iyi olacak. Bunun değeri popülasyon değerine eşit olur. Bu yüzden de bu dağılımın ortalamasının da 2 litre olacağını söyleyebiliriz ve daha da önemlisi boyutu 50 olan örneklemlerin ortalamasını bulup bu grafikte gösteriyoruz. Bunu defalarca yapıyoruz ve sonuç olarak da elde edeceğimiz dağılım bu dağılım normal olmasa bile ki zaten bu örnekte normal olmadığını biliyoruz. Bu dağılım normal bir dağılım olur. Bunu daha önceki videolarda da görmüştük. Standart sapma ise hatırlayacaksınız, bir önceki videoda bunun mantığından da bahsetmiştik. Aslına bakarsanız varyans desek daha doğru olacak. Evet, örneklem ortalamasının varyansının bu arada bu standart sapmadır. Karesini alınca da varyansı buluruz. Evet, örneklem ortalamasının varyansı popülasyon varyansı bölü n'ye eşittir. Standart sapmayı bulmak için de bunun iki tarafının karekökünü almamız yeterli olur. Hemen yapalım. Örneklem ortalamasının standart sapması bunun da karekökünü alırsak popülasyon standart sapması bölü karekök içinde n'ye eşit olur. Bunu bu soruya uyarlayacak olursak ne buluruz? Popülasyonun standart sapmasının ne olduğunu biliyoruz değil mi? 0,7. Peki ya ne? O da 50'ye eşit. Şimdi hemen hesap makinemizi çıkaralım. 0,7 bölü karekök içinde 50, 0,0998 yani 0,099'a çok yakın bir değer buluruz. Not edelim. 0,099. Evet, bu dağılımın standart sapmasının ne olduğunu da bulduk. Dağılımın normal olduğunu da söylemiştik. O halde hemen dağılımı çiziyorum. Burası 3, burası da 1 litre olsun. Standart sapma neredeyse onda 1'e eşit. Bu da bu dağılımın çok daha dar ya da sivri olacağı anlamına geliyor. Elimden gelen en iyi çizimi yapmaya çalışıyorum. Evet, aşağı yukarı buna benzeyen bir şey olacağını söyleyebiliriz. Buradaki standart sapma neredeyse 1 bölü 10'a eşit olduğundan ortalamanın bir standart sapma altı ve üstü de bu şekilde olacak. Normal bir dağılım olduğunu bir kere daha tekrar edeyim. Ve artık soruya geri dönebiliriz. Örneklemimizin ortalamasının 2,2'den büyük olmasının olasılığını arıyoruz değil mi? Bu olası tüm örneklemlerin dağılımı başka deyişle olası tüm örneklemlerin ortalamalarını içeriyor. 2,2'den büyük olmak demek buralara bir yerlere denk gelmek demektir ve bu bağlamda suyun bitmesi demek de örneklem ortalamasının bu aralıkta bulunması anlamına geleceği için yapmamız gereken şey buradaki alanı hesaplamaktan başka bir şey değil. Bunu bulmak için de ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğumuzu bulmamız gerekiyor ve bu da z skorunu bulmak demek. Bu z skorunu ve bir z tablosunu kullanarak da bu alanın ne olduğunu kolaylıkla bulabiliriz. Evet, 2,2 litreden büyük olması lazım. Aslında bunu aklımızdan bile yapabiliriz. E, bundan bahsediyorum. Ortalama 2,2 olduğuna göre fark 0,2'dir ve bu farkı standart sapma türünden ifade etmek için de 0,2'yi bu dağılımın standart sapmasına bölmemiz lazım. Az önce 0,099 olduğunu bulmuştuk. Bu arada ortalama ile bunun farkını alıp standart sapmaya bölmek aslında Z skoru bulmak için kullanılan formüldür ve şu anda biz de zaten bu formülü uyguluyoruz ve formül bizim ortalamadan kaç standart Uzakta olduğumuzu verecek. Biz de bu farkı aldık ve standart sapmaya böleceğiz. Bölü 0.099. Yine hesap makinesini çıkaralım. Burada tam sonuç da var. Harika. 0.2'yi az önce bulduğumuz sonuca bölmek için şu tuşu kullanayım. 0.2'yi buna bölünce. 2,020 bulduk. O halde bu değer ya da bu olasılık diyelim ortalamadan 2,02 standart sapma uzakta olmanın olasılığına eşittir diyebiliriz. Ya da bir saniye şuraya yazayım. Evet suyun bitmesinin olasılığı yani örneklem ortalamasının bundan büyük olmasının olasılığı boyutu 50 olan örneklemlerin ortalamalarını bulup bu dağılımı elde etmiştik. Ama bizim aktivitemize katılacak olan 50 kişinin suyunun bitmesinin olasılığı ya da bu 50 kişinin ortalamasının gerçek ortalamadan 2,02 standart sapma uzakta olmasının olasılığına eşit. Şimdi bunun neye eşit olduğunu bulmaya hazırız. Hemen Z tablosunu çıkaralım. 2,02 buradaki değer. Yani 0,2'yi 0,099'a bölerek bulduğumuz değer Evet, şimdi örneklem ortalamasının gerçek ortalamadan 2,02 standart sapma uzakta olmasının olasılığını bulmamız lazım. Bunun için de bir Z tablosu kullanacaktık. Z tablolarını istediğiniz her yerde yani ders ya da test kitaplarının arkasında ya da internette bulabilirsiniz. Z tablosu size aradığınız değerin altında kalan alanı verir. 2,02'lik bir Z değerini bulmak için ilk basamak 2,0 ve 2. İşte işte burada. Birler basamağını buradan bulup virgülden sonraki basamaklar için buraya bakmalısınız. Evet 2,02 işte burada. Bir bakalım. 0,9783 dikkatlice not edeceğim. 0,9783. Şimdi dikkatlice dedim çünkü Z tablosu bize bu alanı vermez. Z tablosu bize şu an boyamakta olduğum yani Z skorunun altında kalan alanı verir anlaştık mı? Başka bir deyişle Z tablosunun bu değerin altında olmasının olasılığını verdiğini de düşünebilirsiniz. Ortalamanın 2,02 standart sapma üzerinde olmasının olasılığı değil. Buradaki alan. Ve sorunun cevabını bulmak için de birden bunu çıkarmamız lazım. Çünkü bu alanın toplamının 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Hesap makinemi son defa çıkarıyorum. 1-0,9783 eksi ve 0,0217'ye eşit. Evet, bu alan 0,0217'ymiş ve bu da suyun bitme olasılığının %2,17 olduğu anlamına gelir. İşte bu kadar. Şunun doğru olup olmadığını kontrol edeyim. Evet, doğru. Suyun bitme olasılığı neymiş? %2,17.